bir şehrin coğrafyasında ve kültüründe ne varsa mutfağında da o vardır. Tarımsal faaliyetleri, beslenme alışkanlıkları, damak tadı, gelenek görenekleriyle örf ve adetleri gibi birçok faktör, bir toplumun kendine özgü yemeklerini haliyle de mutfak kültürünü oluşturur. Anadolu toprakları, binlerce yıldan bu yana ticaret ve göç yollarının en önemli durakları arasında yer alır. Bu duraklardan biri olan Sakarya, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar gibi farklı coğrafyalardan gelen toplulukların renkleriyle harmanlanmış bir mutfağa sahiptir. Bu mutfağın oluşmasında önemli bir rol oynayan manavların katkısı ise büyüktür. Göçebelikten vazgeçmiş, yerli halk anlamına gelen manav, bağ, bahçe, küçük ticaret ve el sanatlarıyla uğraşan yörüklere verilen bir isim. İpek yolu güzergahı üzerinde bulunan Sakarya iline bağlı Taraklı ilçesinde yaşayan manavlarsa, sadece birbirinden lezzetli yemekleriyle değil, o yemeklerin hazırlama ve pişirme teknikleri, özel gün ve ziyafetleri, mutfak araç ve gelişçilerini yapma ve kullanma açısından da kültürel zenginliğini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Manav kültüründe, yemek kültüründe özellikle hayvancılık ve tarımla uğraştığımız için hayvan ürünleri, tahıl ürünleri, yani bunu açmak gerekirse oğut tatlısı, efendime söyleyeyim keşkek, buğdaydan yapılan yine keşkek, et, süt, yoğurt, peynir, keş, yani bizim kendi yöremizde, kendi bize has o şekilde yemeklerimiz var. Oğut tatlısı bizim için, bizim önemimiz eskiden beri atalarımızdan gördüğümüz kadarıyla, atalarımız bize yapardı, nenemiz, ebemiz daha önce mesela. Biz onların yanında yetiştik, büyüdük, gördük onların yaptığı gibi, aynı kültürde yapıyoruz. Bu kış aylarında gene özellikle soğuk havalarda yapması daha kolay. Çünkü ekşime riski var. Kışın hava serin olduğu için genelde kış aylarını tercih ediyoruz. Biz yani bazı yerlerde Nevruz tatlısı diye de geçiyor bu. Yani Nevruz'da yapılıyormuş gibi addediliyor. Ama oysa bu, biz bunu kışa girerken ve kışın ortasında yaparız. Yapması daha kolay, ekşime riski yok kışın. Oğut tatlısı, buğdayı çimlendiriyoruz. Takriben bir 10-12 gün veya 15 gün duruma göre, havanın durumuna göre değişiyor. Bekletiyoruz, işte ıslıyoruz, nemlendiriyoruz vesaire. Üzerini kapatıyoruz. O kendi kendine çimleniyor. Çimlendikten sonra 12 gün sonra falan başlıyoruz oğut yapmaya. Eskilerden duyduğumuz kadarıyla, artık ne kadar doğru ne kadar yalan bunu bilemiyorum. Ama eskiler işte yokluktan, gıtlıktan dediğim gibi tencerede buğdayın kendisini kaynata kaynata, işte suyunu, buğdayını pasasını ayırıp tekrar kaynatmaya devam edip ondan tatlı elde etmişler. Oğutun yapış aşaması da ilk baştan taşlarla, yuvarlak taşlarla dövüyoruz. Bunun içinin posasını, nişastasını çıkarmak için. Sadece bunun içerisinde dediğimiz gibi buğdayı ezdikten sonra onun posasının suyu var. Artı bir miktar un var. Kesinlikle şeker yok. Şeker kesinlikle kullanmıyoruz. Bize pazarlarda falan soruyorlar. Ya buna şeker katıyor musunuz diye. Hayır. Kesinlikle yok. Kendi orijinal tadıdır. Yani bu karıştıra 24 saatin sonunda çıkan tatlı bir lezzet. Dolayısıyla onu kış aylarında yapıp tüketmesini de sofrada ne zaman canınız isterse, illaki sofrada olması şart değil. Geldin, karnına baygınlık geldi, aç şişeyi, ekmeğe banzır ye. Yani hazır gıda, hazır tatlı. Hiçbir zamanı yok, işte aç karnına yine, tok karnına yine diye bir şey yok. İstediğin zaman tüketebilirsin. Artı yani bunun çeşitli rivayetleri var olduğunda, şifasından dolayı. Şifalı bir ürün olduğu için istediğin gibi tüketebilirsin yani. Ondan sonra onu temiz bir kazana, bakır kazana, özellikle bakır kazana üzerine basarak da söylüyorum. Bakır kazanın lezzeti daha başka oluyor. Dolayısıyla bakır kazanlara süzüyoruz. Süzdükten sonra götürüyoruz ocağa. Ocakta da içine bir miktar un çalıyoruz. Undan karıştırıyoruz. Yoğuruyoruz. Ondan sonra ateşi yakıyoruz. Başlıyoruz karıştırmaya. Bu takriben 23-25 saat arasında, yani belki daha erken de olabiliyor, 20 saatte falan da olabiliyor, ateşi dengeli verirsen daha erken de olabiliyor. Şimdi ateşin önemi, mesela ateşi fazla harlarsan,
fazla odun atarsan, fazla harlarsan bu sefer çok yanıyor. Çok yandı mıydı kazanın dibi tutuyor, yapışıyor yani dibine. Bu sefer kazanı değiştirmek zorunda kalıyorsun. Biraz iş zahmeti biraz daha çoğalıyor, daha fazlalaşıyor. Dolayısıyla bunu kısık ateşte, biz genelde meşe odunu kullanıyoruz. Meşe odunu gayet idareli, yavaş yandığı için genelde meşe odunu kullanıyoruz. Altında devamlı kısık şekilde ateş, yani bir ayarda yanması lazım ateş. Çok fazla harlı olursa yapışma ihtimali olduğu için genelde meşe ateşinde, meşe odununda kısık ateşte yavaş yavaş kaynatıyoruz. Eskiden mesela ebelerimiz, dinelerimiz ocak başı olurdu. Ocak başında odunları dayarlardı ocağa. Onun dibindeki közü tencerenin dibine yanına çekerlerdi. Altında değil de altında hafif bir kül olur. Altından soğumaması için. Yan tarafına şey olurdu, közler olurdu. Közü getirirdi, tencerenin etrafına dolandırırdı. Yanlarından kaynardı. Eskiden tabii daha küçük tencerelerde olduğu için yapışma riski daha fazla. Dolayısıyla şimdi artık biz tandır yapıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz onu kış ayına girmeden önce. Kışın da onun üzerinde yapıyoruz tandırda. Ateşin önemi büyük bu konuda. Yani devamlı kısık şekilde aynı ayarda yanması lazım. Lezzeti tutturabilmek için. İşin en meşakkatli kısmı karıştırma kısmı. Burada şimdi insan ne kadar fazla olursa, tabii bir de şu yaptığın kazana göre de değişir. 2 kazan yaparsın, 4 kişi lazım. 4 kazan yaparsın, 8 kişi lazım. Yani en az 2 kişi olması lazım değişmeli şekilde. Bu 24 saat devamlı hem ateş yanacak hem karıştırma olacağı için birazcık meşakkatli, hakikaten uzun bir süre. Az bir süre değil, bir gece uykusuz kalıyorsun zaten. 24 saat dediğin zaman bir gece mecburen uykusuz kalıyorsun. Ama sonuçta çıkan lezzet her şeye değiyor. O yorgunluğu unutturuyor bize. Biz bu kültürü ebemizden, ninemizden gördüğümüz gibi, daha onların da ebesinin nesinden gördüğü gibi öteden beri geliyor. Biz bu kültürü, yani kaybolmasın diye geçmiş kültürümüz, atalarımızın bize emanet ettiği bu kültür kaybolmasın diye çaba sarf ediyoruz. Ki yapalım, emek verelim, içinde emeğimiz olsun, tadı ona göre olsun. Dolayısıyla bunu yapmaya, bizden sonraki nesillere de aktarmaya kararlıyız. İnşallah bu nesiller boyu bu şekilde devam edecek. İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Taraklı, sadece tarihi evleri, konakları ve yemekleriyle değil, mutfak kültürünün en önemli malzemelerinden biri olan kaşıklarıyla da dikkat çekiyor. Yaz aylarında evlerin bahçelerinde, avlularında pişirilen yemeklerin kaşıkları, özel günlerde kaynayan kazanların kepçeleri Taraklılı kaşık ustalarının elinden çıkıyor. Bir zamanlar her evin bahçesinde bulunan küçük kaşık odalarında hem bir zanaat icra ediliyor hem de geleceğin kaşıkçıları ustalarından eğitim alıyordu. Günümüzde ise Taraklı halkının en önemli geçim kaynakları arasında bulunan geleneksel el yapımı kaşıkçılık zanaatı, teknolojiye inat son kalan ustaların elinde yaşamaya devam ediyor. Kendim kaşık ustasıyım. 60 seneyi geçti. 1947 doğumluyum. Aşağı yukarı 26 Şubat'ta 75 yaşıma gireceğim. Aşağı yukarı 10 yaşımdan daha küçüktüm de 10 yaşımdan beri bu işi devam ediyorum. Bu dededen babadan da öte ta Hoca Ahmet Yesevi'nin çıraklarının türbeleri var bu çevrede. Şimdi kaşık tarihten bu yana Hoca Ahmet Yesevi'nin çıraklarına dayanıyor. Alballar, Kemaller, Uğurlu, Esenyurt 4 tane köy vardı bizim çocukluğumuzda. Şu anda 2 tane köy kaldı. Benim köyüm Alballar Köyü ile Kemaller Köyü. Şu anda %100'ü bu işi yapıyor. Bu yerin adı da Kaşık Odası. Bu kişi görüyorsunuz 4-5 kişi çalışır burada. Dededen babası beraber. Herkes buranın sobası devam eder kışın olduğu için. Yani o zamanlardan bu yana kaşık en fazla şu anda yemek karıştırma üzerine yapılıyor. Ama bizim çocukluğumuzda kaşık yemek yemek için yapılıyordu. Ve kaşık o zaman yemek yemek için çok önemliydi. Yani bu metal kaşıklar çıkmadan dağ köylerinde bilhassa şeydi yani ona ulaşılmıyordu. Bu bizim Bolu paneyri falan, Bolu bizim sınırımız biliyorsunuz. Bolu, Gerede paneyirleri 20 gün sürerdi o zaman.
atlarla, eşeklerle kaşık satmaya giderlerdi oralara. Taraklı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı, burası bir evin insanı gibidir. Hala ta şu anda eski İpek yolu üzere. Ankara yok, Bolu da yok, Sakarya'da hiç yerleşim yok. Kocaeli küçük, Kandıra ilçesi büyük, Üsküdar'da dahil Üsküdar'a bağlı, Kastamonu'ya bağlı, Candaroğulları'na. Yani tarih buranın çok eski. O tarihten bu yana bu kaşıkçılık burada devam ediyor. Ve biz ham olarak yapardık, ilçe, Taraklı ilçesi bunun boyalamasını yapardı. Ama o cila, o zamanki cila da doğaldı. Nasıl doğaldı? Kızıl çam sakızı ile bezir yağı karışımında iki gün kaynardı o. O reçine ile o şey, yağ. O şu andaki vernik gibiydi ama o şey yapmazdı yani en aşağı kaşıktan 10 sene çıkmazdı yani o silinmezdi. O Haziran ayında başlardı. Haziran ayında çünkü sıcaklarda o sıcak olmazsa o yağ koyulaşırdı, tatbik edilmezdi. Bu şekilde böyle tatbik edilirdi 4 sefer ve şimşir olmayan kaşıkla o cilalı kaşıklar olurdu. Bakın ama en ideal kaşık yemek yemek için şimşir kaşığı. Şu anda da elimdeki kaşıklar da yemek yemek için. Bununla yemek yiyen insanda gatiyen mide hastalığı, ağız diş sağlığı sorunu olmaz. Bakın ben 65 senelik ustayım. Şimşir o bir ağaçlardan 20 tane 30 tane eskidir. Çünkü 20-30 sene hiç buna bir şey olmaz. Bu hafif kahverengi olur öyle kalır. Yani o da neden? Yemeğin yağından falan kendi böyle dışında yağ olur. Bu kullandıkça kayganlaşır, ötekiler kullandıkça matlaşır ve su aldığı için çürür, koku yapar. Ama şimşir katiyen, zeytin şimşir koku yapmaz. Bunları kullanmanızı rica ediyorum. Bizim kaşık şeyimiz çok tarihtir. Bu Albalılar, Kemaller, işte Uğurlu falan bu tarihten bu yana. O keşkek, bulgur kaynadırken mesela bulguru da kaynadır. Biz şimdi bulgurumuzu, keşkeğimizi hep kendimiz yapardık. O kepçeyle o keşkeği 1,5-2 saat döverdik böyle. O kepçeyle kazanın içinde. Cemiyetle de işte büyük cemiyetle olduğu zaman düğünlerde, bayramlarda ona da keşkek kepçesi derdik. Ya bunları hep bizim köylerimiz yapar. Bu Taraklı'nın tarihten bu yana bu işi, mesleği budur. Türk mutfak kültüründe önemli bir yeri olan keşkek, Anadolu'nun hemen her yerinde yapılan bir yemektir. Yapımı oldukça zor ve zahmetli, haliyle de kıymetli bir tören yemeği olan keşkek, kadınların ve erkeklerin toplu olarak iş paylaşımı ve katılımıyla hazırlanır. Daha çok özel günlerde, düğünlerde, mevlitlerde yapılan keşkek, bahçede ya da meydanda yakılan ateşin üzerine konulan büyük kazanlarda buğdayla etin uzun süre karıştırılmasıyla pişirilir. Misafire verilen değerin de en önemli simgesi olan keşkek yemeği, Taraklı'nın köylerinde de daha küçük kazanlarda ama aynı lezzette pişmeye devam ediyor. Köyümü nasıl anlatayım? Kendi köyüm küçük bir köydü. Buraya da 18-19 yaşımda geldim. 19 yaşımdan beri buradayım. Aşağı yukarı 40 sene oldu. Yani 40 senedir de biz bu geleneği şey yaparız, yaparız. Keşkeği yaparız. Asıl önemli yerlerde düğünde, Ramazanlarda çok yaparız, iftar yaparız. Ondan sonra bir de düğünlerde, bayramlarda yaparız yani çoğunlukla keşkeğimizi. Eskiden yani bu kadar çeşit yemek yoktu. Buğdayı kendimiz döverdik, dibekte döverdik. Ondan sonra bulguru, keşkeği kendimiz döver, kendimiz üretirdik. O sebepten yani bu keşkek bu kadar önemli bizim için. Yani çok şeyden, dedelerimizden olduğu için yani. Yapımı zor tabii ki. Yani bayağı bir yapımı var, zorluğu var. Yani onu akşamdan şişireceğiz, pıtlatacağız. Sabahleyin ondan sonra yağ soğanını doğrayacağız. Tavuğunu pişireceğiz ayrı ayrı. Hepsi ayrı ayrı olduğu için zorluğu var keşkeğin. Keşkeğin hazırlığı, sevta buğdayımızı yıkarız. Bundan sonra ılık suyla, ılık suya da gur, közün üzerine kaynadırız onu. O bir kaynadım, artık kenara çekeriz.
Burada bu pıtlaştı şey yani güzelcecik. Tam pişme yönlenir pişmeye. Sonradan ne yaparız? Soğanını, yağını altına yaparız. Soğanı sarardırız güzelcecik. Bundan sonra da keşkeyi dökeriz üzerine buğdayı, alt uslarız. Alt usladıktan sonra tavuk suyundan pişiririz sade. Yani tavuk suyundan pişmezse olmaz. Keşkek yaptığın zaman tavuğun bol olacak. Bir kilo buğdaya iki tane keşkek tavuk az gelir. Bir yarım kilo tereyağı, ona sıvı yağından beraber yarım kilo tereyağı altına yaparsın. Üstüne de 250 gram da üzerine yaparsın sıvı yağından beraber. Yani yağı, tavuğu kısarsan keşkekten bu keşkek olmaz. Kısmazsan keşkeği parmakla da yersin keşkeğini. Yazları mesela dışarıda yaparız. Yani büyük yaptığımız zaman dışarıda, tandırlarda yaparız. Tandır olmazsa iki tuğla koruz, onun üzerinde altına ateşi atarız. Ateş attığımız zaman sadece kömürle yaparız onu o zaman, yazın. Yani kışın da yine dışarıda cemiyet olsa yine aynı öyle olur. Yani değişmez bunun şeysi hiç, yazı kışı. Yani yazın da çok nazik olur keşkek. Ekşidirsin. Keşkek çok çabuk ekşir. Yazın sıcakta kursan, şeysinin suyunda soğuk su koyarsan ekşir keşkek o zaman. Yani onu o zaman çok nazik olur keşkek. Kışın hani ekşime korkusu yok. Yazın ekşir. Yazın büyük kazanlarda tabii ki düğünde, cemiyetlerde büyük kazanlarda. Ama gene misafir 10-15 kişi geldiği zaman az ufaklar da yaparız. Tencerelerimizde yaparız onları da. Kuzinez obamdan evet. Kuzinez obam yani onun yemeği tadı daha başka olur. Aygız'ın yemeğine değişmem bu yemeğine. Çok güzel olur. Odun kömürde yaptığın için közde. Güzel olur. Üzerine de ekmekleri sıralarsın mis gibi. Oh gel beraber yiyelim dersin. Yani eskiden bu kadar türlü yemek yoktu. Böyle çarşıdan her şeyi almıyorduk. Domates, biber Ramazan'da yoktu yani bizde. Harmandan sonra aldık. Harman yapardık eskiden. Buğdayı kendimiz yapıyoruz ya. Öyle yapınca ise tabii ki yemek türü şey olmayınca yani devamlı buğdayın üzerine dönüyorsun. Ekmeğini, ondan sonra keşkeyi, bulguru kendimiz yapıp pilav yaparız, keşkek yaparız. Önden pirinç de o kadar alınmıyordu. Bu sebepten yani bu keşkeye daha çok önem veriyorduk biz. Tabii düğünlerde tabii ki bu eskiden olduğu için yani olmazsa olmaz. Bayramlarda, cenazelerde de olabilir, mevlütlerde olabilir. Ondan sonra yani her bir misafirin gelecek 15-20 kişi evvela keşkek yapmayı düşünürüz. Ondan sonra öbürki yemekleri öyle yaparız hani. Yemece yaptığımız zaman işte cemiyetlerde yemece olur çoğunlukla. Mesela birinin kızı çıkacak, oğlu evlenecek. O zaman komşular hep toplaşırız yemece gibi beraber yaparız onları da. Aynı yaptığımız gibi yani keşkeyi. Eski keşkeklimizin farkı ev tavuğu. Kendi yaptığımız tavuklardan, beslediğimiz tavukların tadı daha başkaydı. Şimdi ne kadar tavuk atsak o tadı alamıyoruz, o lezzeti alamayız. O zamanki lezzet başkaydı tabii ki. Keşke pişerken karıştırsan yapışır dibine. Yanar o zaman altından, yanık kokar. Onu hiç karıştırmayacağım, o kendi halinde kaynayacak gözün üzerinde. O zaman tadı olur yani. Bir kere karıştırdığın zaman karıştırdığın yer yapışır. Keşkeğin güzelliği o, zorluğu da o yani. Şehirdekiler Gedlem köylerde yemeklerimiz yemeğe doyamıyorlar. Ama gelsinler görsünler bizim kendi yaptıklarımızı, kendi ürettiklerimizi. Bizim her şeyimiz kendi doğal yani organik yaptığımız için. Gelsinler görsünler bizleri nasıl yapıyoruz, nasıl gidiyoruz. Ondan sonra tadından yemek yesinler gelsinler de. Keşkeğin dövmesi asıl dövmesinde tabii ki en zor işi o. Erkek dövdüğü zaman daha güzel oluyor. Kabasını güzel döverse erkek, keşkek güzel oluyor. Ama biz yaptığımız zaman o kadar erkek kadar dövemeyiz keşkeği. Asıl zorluğu bu. Onu da devamlı karıştırdığın için, güzel özleşmesi için karıştırıyorsun tabii ki onu. Sağlam kepçene karıştırsan, öyle ince kepçene karıştırsan kırılır. Kırılır, hiç bakmaz kepçeleğe. Tahta kaşık sağlıklı. Keşke onun için ondan karıştırır. Yemeklerimiz de çoğunlukla tahta kaşığından karıştırırız yani. Eskiden zaten çimşir kaşığından yemek yiyorduk. Demir kaşık var mıydı? Yoktu. Onun için tahta kaşığımız çok meşhurdur.
çok güzeldir. Keşke de ondan karıştırır, güzelce karıştırır. Hani kimi böyle bizimki bir düğme olmuyor, sulu oluyor. Ondan sonra ama bizimkiler sulu olmaz, düğmeyince olmaz yani keşkemiz. Keşkeyi karıştırıp bitirdikten sonra tereyağını güzelce kızardırsın. Ona sadece bir kırmızı biber atarsın üzerine, sos gibi güzelce üzerine dökersin, kokulu kokulu mis gibi olur. İki de karabiber yaparsan yemesine sen yardık. Ben kimden öğrendim? Ben annemden öğrendim. Kendi annemden öğrendim yani. Buraya da gelince kayınvalidemle babaanne vardı. Babaannemiz de çok yemek yapardı. Onlardan yani devam ettirdik biz. Bu kültürün bitmemesi için devam ettirmemiz lazım. Öğretmemiz lazım çocuklarımıza, gelinlerimize, kızlarımıza. Ama öğrenirlerse kendilerini öğrenecekler, bizi öğrenmeyecekler. Biz bu dünyaya direkt de değiliz hani, gelici geçici hepimiz. Çocuklarımız öğrenirse onlar da çocuklarına öğretirler. Bitmesin yani bu kültür. Çok güzel bir kültür yani lezzetinden, doğasından, her şeysinden. Köylerimiz inşallah bitmez. Taraklı'nın evlerinde ve konaklarında sadece tarihin izleri değil, aynı zamanda geleneksel mutfak kültürleri ve yemekleri de yaşamaya devam ediyor. Taraklı benim için her şey. Doğduğum, büyüdüğüm, hatta yaşlandığım bir yer. Taraklı doğasıyla, yeşiliyle, kültürüyle, huzuruyla çok güzel bir yer benim için. Taraklı deyince aklıma huzur, sükunet geliyor. İnsanların doğallığı geliyor. Kültürümüz bozulmadı. Örfanet ananelerimiz hala devam ediyor. Çok güzel bir yer. Bizim yöresel yemeklerimiz, çocukluğumuzda yapılan yemekler. Mesela sobalar yanardı, sobaların üstünde tencereler pişerdi. Daha çok sobaların üzerinde pişen yemek kokularıyla büyüdük biz. Orada bir hoşaf kaynardı mutlaka. Kış günlerinde kuru fasulyenin kokusu sarardı. Bir de bizde fasulyenin, taze fasulyenin kurutmasıyla kabuklu fasulye deriz. O çok pişer. Nohutumuz bizim zaten geleneksel düğün yemeklerimizden biri. Etli nohut. Keşkeğimiz öyle. Tabii bizde Taraklı'da yardımlaşma çok olur. Bizim yemeklerimizi, yalnız yemeği de sevmeyiz biz. Eşle, dostla yenilen yemeğin lezzeti bizim için farklı bir lezzettedir. Onun için yaparken de, yerken de illa eş, dost ararız. Onlar gelsin. Zaten böyle mantı gibi meşakkatli yemeklerde de eşi, dostu çağırıyoruz. Hem beraber yaparız, beraber de yeriz. O lezzet daha da fazla oluyor o zaman. Nohutlu mantı hakikaten lezzetli, bir o kadar da meşakkatli bir yemek. O tek başına hakikaten yapmak da biraz böyle vakit alır. Nohutu biz akşamdan ısıyoruz. Sabah kalkınca yağ soğan yaparız. Ondan sonra salçasını, kıymasını koyarız, kavururuz. O pişen nohutla beraber tekrar özdeşsin, birbirine lezzetler geçsin diye tekrar pişiriyoruz. Ama pişirirken bol sulu pişiriyoruz ki bu suyunu sonradan mantıda kullanacağız. Piştikten sonra suyuyla nohutunu ayırıyoruz süzgeçten. Suyu bir tarafa, nohutunu iç olarak kullanıyoruz, o süzdüğümüz nohutu. Mantıları açıyoruz. Küçük kareler halinde kesiyoruz. İçine o nohutu içten koyup karşılıklı uçlarını iki kenar bir araya kayık şeklinde oluyor yani. Şöyle tepsiye diziyoruz onu. Güzellik katmak da orada oluyor işte. Tepsiye dizerken onun bir hizada böyle güneş şeklinde çıkması. Ben ona Taraklı'nın güneşi diyorum veya sanat güneşi de diyebilirim. Nohutlu mantıyı eşimin yengesi, Miyeser yengem. O çok güzel yapardı. Ondan öğrendim ben. O yaparken yanında işte beraber o açar, biz dizerdik tepsiye falan. O zamandan beri severek de yaptığım bir yemekti. Mantılarımız zaten çok fazla, çeşit çeşit mantılar var bizde. Mesela kıymalı mantı her yerde bulunabilir. Ama bizim ıspanaklı mantımız var. Hiçbir yörede görmedim, duymadım. Bugün yapmış olduğum nohutlu mantı,
Bu da çok farklı bir mantıdır. Yani bir tepside pişer, sunumuyla, pişimiyle farklı bir mantı çeşidi. Bir ön pişirmesi var kuzine sobada. İlk önce bir pişiriyoruz. Ondan sonra biraz kızarmaya başlayınca o kalan kenarda beklettiğimiz suyun da üzerine tekrar döküp tekrar fırına veriyoruz. Biz şanslı çocuklardık. Biz çok güzel büyüdük. Belki teknoloji yoktu ama bizde arkadaşlık vardı, komşuluk vardı. İnsanlar birbirine çat kapı giderdi. Şimdiki gibi ay evde misin, müsait misin diyen olmazdı. Işığını gördüğümüz eve girerdik. Kapıyı taklatırdı. Huu komşu biz geldik deyip annemler girerlerdi. Kimse de pasta börek aramazdı. Komşuluk çok güzeldi ya eskiden. İnsanlar bir araya gelir, annelerimiz, teyzelerimiz, komşu toplaşır. Herkes bir kap yemek getirirdi. Büyük sofralar kurulurdu. Orada yenirdi. Biz ona arfane derdik. Şimdiki gibi hani piknik falan değil, arfaneydi. Hadi bugün arfane yapalım. Herkes evinde ne varsa tatlıysa tuzlu, tuzluysa tuzlu getirir, bir arada yenirlerdi. Bizim eski yemeklerimizin asla kaybolmasını istemiyorum. Çünkü ne varsa bizim eski yemeklerde var. Daha besleyici, daha sağlıklı yemekler. Atalarımızdan gelen bir yemekler. Yani biz onları kaybettiğimiz zaman çocukluğumuzda kaybetmiş gibi oluruz ki. Benim en çok sevdiğim böyle kış günlerinde de kar helvası yapmak. Rahmetli babaannem hemen balkona çıkardı, temiz yerinden karı alırdı, üstüne pekmezi döker, bize yedirirdi. O çok hoşumuza giderdi. O zamanki zamanlarda dondurma bile bizim için çok büyük bir lükstü, bize dondurma gibi gelirdi o. Kar helvamız bizim kolay yemek, kolay yemek de demeyeyim, bir tatlı, bir işte dondurma gibi bir tatlı türü. Böyle kar yağdığı zaman rahmetli babaannem hemen balkona çıkar, doldururdu tabağı, üzerine pekmez de dökerdi, bize yedirirdi. Pekmez zaten kış günlerinde aslında o kadar güzel ki, insana enerji veriyor çünkü ısı veriyor, hem üşümek olmuyor hem de kan tızlığa da iyi. Bize yedirirdi. Bugün de sağ olsun Makbule ablamla beraber çıktık, dolaştık, yürüyüş yaptık. Yürüyüş yaparken de karları gördük, dayanamadık, topladık karları. Geldik burada helvayı yaptık, beraber oturduk sobanın başında, bir güzel afiyetle yedik. Bir de tabii Hayri yengemle beraber. Annem bana derdi ki, kızım yaptığın bana ise öğrendiğin kendini. Bir fasulye doğrarken bile gel hadi bana yardım et derdi. İşte pirinç mercimeği önüme verirdi ayıkla diye. Ondan sonra bir yemek karıştırılacağı zaman veya bir kızartma yapacağı zaman gel kızım hadi sen kızartmayı yap, çorbayı karıştır. İyi ki de öyle yapmış. Allah razı olsun anneciğim. O öyle yapmasaydı şimdi ben bu kadar yapamazdım, yani becerikli olamazdım. Rahmetli babaannem de bana çok güzel şeyler öğretti. İnsanlar değerlerini kaybetmesinler. O değerlerini yaşatsınlar. Annelerinden, ninelerinden ne yemek görüyorsa ocaklarında lütfen pişirsinler. İçinde yaşadığımız şehrin, sokağın, hatta evin hatıralarımızda yeri vardır. Tatların ve kokuların ise hafızalarımızda. Değişen zaman içerisinde eski fotoğraflara bakarak geçmişi anabiliriz belki ama damağımızdaki tat bırakan lezzetlerin kokularını orada bulamayız. Geleneksel damak tadımız bizi biz yapan en büyük değerimiz ve bu lezzetler evlerde piştikçe bizden sonra da yaşamaya devam edecektir.